Selam dostlar, bugün sizlere karantinada kafayı sıyırmamanız için birkaç dizi önerisi yapacağım. Öncelikle birkaç iyi açıklığa kavuşturayım. Basketbol vlog tarzı bir video gelecekti ama son anda çıkan yasaktan dolayı video gelemedi. Bir de bu video pazar günü gelecekti fakat birkaç yine aksaklık çıktı, yetiştiremedim. Evet, açıklama yükünü üstümden attığıma göre başlayabiliriz. İlk önereceğim dizi Şahsiyet. Bir Türk dizisi. Böyle söyleyince kendimi yabancı gibi hissettim ya. Emmy ödülü almasına rağmen Google'da öldüm diye aratılan Haluk Bilginer'in başrol oynadığı bir yapım. Agah be oğlu abimize şizofren tanısı konuluyor ve abimiz zaten her şeyi unutacağım. Bari işe yarasın diyerek eskiden sağlanamamış bir adalet sağlamak için yola koyulur. Bana göre Ezel'den sonra Türk tarihinin en iyi dizisi. Fazla bilinmemesinin sebebi ise bir internet dizisi. Pluto TV'de izleyebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Böyle güzel yapımlarda ücretsiz bulmak bildiğin beleş altın bulmak gibi bir şey. İkinci dizimiz ise Türkiye'de yabancı dizi denilince akla gelen ama çoğumuzun sonunu bile bilmediği bir dizi. Lost. Ben bizi küçükken izlemeye çalıştım. Lakin ilk başta korkup izlemedim. Çünkü hep bir kara duman vardı. Bir yerlere yıkıyordu. Bir şey oluyordu. Ve ben korkuyorum. Ve korku filmlerinden de çok korkarım. Fakat sonra ama ne olabilir ki en fazla diyerek izledim. Tabii sonra sadece bizde 10 bölüm olduğunu öğrendim. Ve bu dizi benim için hep bir gizem olarak kaldı. Tabii 11. sınıfta diziyi görüp hadi bu sefer yapabilirim diyerek başladım. Ve son sezon son bölümü hariç diziye hayranım. Konusu ise bir uçak kazası olur ve herkes bir adaya düşer. Ve olaylar başlar. Çok güzel açıkladım değil mi? Lost'ta böyle bir dizi kanka. Gösterip vermiyor. Diğer bir dizi Teen Wolf. Kardeşim dalga mı geçiyorsun? Bu diziyi izlemeyen kalmış mıdır sence? Diyebilirsin abi. Evet kime sorsam. Bak kanka vallahi izleyeceğim. Listemde oğlum izleyeceğim ya. Delirtme. Sorma bize şöyle sorular. Hep bu cümleyi duydum. Tabii ben önerince izlemek zorunda değilsiniz. Lütfen o kafaya girmeyin. Ama demek istediğim Sabrina, Elite, Sex Education. Bunlar konu itibariyle aynı olmasa bile senaryo gidişat tarzını hepsinin örnek aldığı 2-3 dizi var. Ve bunlardan birisi de Teen Wolf. Dizi 24'er bölümden oluşup tam 6 sezonluk bir dizi. Kısaca bir ayınız net dolu kanka. Bir aylık karantina sürecinde Teen Wolf'u bitirebilirsin. Ve gerçekten de güzel bir gençlik fantastik dizisi izlemiş olursun. Tüm kızların ayıla bayıla beğendi. Tüm kızların ulan bu erkeksi siz nesiniz dedirttiği kişi Dylan O'Brien. Yan karakter oynamasına rağmen ana karakter seviyesinde olması. Sırf 6 sezonu bu adam için izlemem de ayrı bir olay. Konusu fantastik gençlik. Scott McCall abimizi kurt ısırır ve kasabada her türlü absürt olay bu ısırıktan sonra başlar. Normal yani kanka. Amerika gibi bir yerde bir cenab ettik olacak ondan sonra film çekilecek. Ve bana göre diziyi diğer gençlik vıcık dizilerden ayıran ise Dylan O'Brien. Şimdi diyebilirsiniz ki ulan bu çocuğun olayı ne? Abi aktör karakteri bize sevdirmeyi beceriyor. Ben çoğu gençlik dizisinde havalı, konuşmayan, robotumsu, konuştu mu lan sus artık oğlum dedirten bana karakterleri sevmiyorum. Ama Dylan O'Brien yani Stiles Linsky adamım. Karakterin bizi kendisine sevdirmesi lazım. Adı üstünde bu bir gençlik dizisi abi. Bir gerçekçilik bekleme olayı yok. Karakterin psikopat olmasına gerek yok. Bu bir gençlik dizisi. O kadar dalavere olaya gerek yok. Bana 40 dakika eğlendir. Eğlencesin. Okey. 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 Sıradaki dizimiz Masum. Gene bir Türk yapımı. Gene Haluk Bilginer. Gene bir Türk yapımı deyince de kendimi nedense zengin ama geldiği yerin kıymetini bilmeyen mülteciler gibi hissediyorum. Konusu abi Cevdet Komiser'in bir cinayet ile suçlandığı ve bunun getirdiği olaylar silsilesiyle açığa çıkan sırlar. Oyunculukları anlatmaya gerek yok. Usta Haluk Bilginer yanına da Mecnun'u koyduk mu çok güzel şeyler ortaya çıkıyor. Son olarak da incelemesini de yaptığım ve Netflix yapımlarını beğenmesem de bir raf vardır abi. Sezar'ın hakkını Sezar'a vereceksin. Her yerinden kalite akan, rahatlatan ve çok hoş olan bu diziyi size öneriyorum. Queen's Gambit. Evet videonun sonuna geldik dostlar. Kanala abone olmayı, bildirim tuşunu açmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.